Edirne'nin daha ileriye nasıl tanıtılırız, neler yapabiliriz anlamında. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır kapılarında yaşanan sorunları Bulgaristan Başbakanı ile görüştüklerini söyledi. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'ın Etso'yu ziyaretinde konuşan Zıpkınkurt, Bulgaristan Başbakanı ile bir araya geldiklerini ve uzun bir görüşme yaptıklarını belirterek son dönemde sınır kapılarında yaşanan geçiş belgesi sorununu görüştüklerini söyledi ve Bulgaristan Başbakanı'nı Edirne'ye davet ettiğini kaydetti. Bulgaristan Başbakanı ile birlikteydik. Haskova'da meclis başkanım, meclis üyeleri arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız. Bulgaristan Başbakanı ile yarım saat bu işi konuşabildik. Edirne'deki tır sorununu, tır krizini. Bulgaristan Başbakanı ile. Evet, Bulgaristan Başbakanı ile yarım saat bu işi konuştuk. Ve Edirne'nin vize sorununu konuştuk arkadaşlar. Çok önemli bir şey. Çok önemli. Çok önemli. 14 gündür bu kapılar kapalı. Bakanlıklar cevap alamıyor ama Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Haskova'da yarım saat Bulgaristan Başbakanı ile bu işi konuşuyor. Çok güzel. Hakikaten çok bu güzel. Bu gerçekten arkadaşların çok takdire şayan bir olay yani. Çok takdire şayan bir olay. Çalışmalarımız. Ziyaret sırasında Edirne'nin tanıtımı için hazırlanan çalışmaları anlatan Zıpkınkurt, tasarım atölyesinin yaptığı magnet çalışmalarından örnekler gösterdi. Etso Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İtalya gezisinde bir iş adamıyla Edirne'ye yatırım konusunda görüşmelerde bulunduğunu belirterek, iş adamının buna sıcak baktığını ve yakında Edirne'ye geleceğini, bu tür ziyaretlerin kent için çok faydalı olduğunu söyledi. Hem kentimizin ticaretini geliştirmek adına, hem kentimizin turizmini geliştirmek adına üzerimize düşen görevimizi yapıyoruz. Çok güzel. Bunda bir tek istediğimiz var. Belediye de bizlerle de olsun. Hep beraber yapalım. Olacak başkanım. İşte, güç birliği. Sivil toplum kuruluşları yani son seçimlerden sonra herkes kol kola girmiş vaziyette. Evet. O hedefleri belirleyeceğiz. Orada kentimiz tanıtacak. Bir fuarda mı tanıtır? Efendim bir kendi etkinliklerinde mi tanıtır? Çok güzel bir fikir. Bu tanıtımları biz yapacağız. Hatta dün Vali Bey'den de randevu aldım. Onu da ziyaret edeceğiz. Beylikdüzü'nde altına filmleri var bunların. Adamın aklına girdik. Şimdi adam önümüzdeki hafta heyetiyle beraber Edirne'ye geliyor. Cuma günü. Trakya Üniversitesi ile devreye girdik. Şimdi Trakya Üniversitesi belki Namık Kemal ve Kırklareli'ni de katarak oradaki öğrenci değişimi anlamında oradaki üniversitelerle onları partner yapacağız. Yani sizin bu işte daha fazla bilginiz olduğunuz için sizin de katkınız olur diye söylüyorum.